Merhaba arkadaşlar, tekrar buluştuk. Bu bilanço tablosunu çok karaladım. Biraz düzenleyip yeniden çizmek mantıklı olacak. Peki, bu varlıkların pek çoğunu çıkardığımızda yeni bilançomuz nasıl olacak? Ona bakalım. Aktifimiz. Şimdi elimde kalan nakdi şuraya yazıyorum. 1 milyar lira nakit vardı. Milyar yerine M yazalım, işimiz kolaylaşsın. Biliyorsunuz ki bir bankanın çalışabilmesi için nakit varlıkları olması lazım. Bütün nakdini ödemelerini yapmak için kullanıyor olamaz. Çünkü o zaman müşterileriyle işlem yapamaz, kirasını ödeyemez ya da yöneticilerini özel uçaklarda seyahat ettiremez gibi gibi birçok sebep söyleyebilirim size. Her halükarda elimizde 1 milyar lira nakit var. Düşünüyor olabilirsiniz. Niye bu nakdi borçların bir kısmını azaltmak için kullanmıyorlar? Ne var ki, işleri yürütmek için sürekli olarak bir miktar nakit tutmak gerekir. Buna da işletme sermayesi diyoruz. Neyse, bu videonun konusuna dönelim. Şimdi 1 milyar liralık nakdimiz var ve kurumun yöneticileri düşünüyor. 4 milyar lira değerinde CDO'ları var. Devletin kurtarma planının odaklandığı kötü aktiflerde tam burası. Bunlar çok yüksek seviyedeler. Buna daha sonra tekrar değineceğim. Peki, bilançonun pasifine dönersek yükümlülüklerde neler kalmıştı? Sanırım buna kredi C demiştik. Pasifteki kalemleri yani yükümlülükleri kırmızıyla yazacağım. Çünkü borç kötü bir şey. Yani aslında borç kötü değildir ama birilerine bir şeyler borçlu olduğunuz için o kadar da hoş sayılmayacaktır. Neyse, borç C için 3 milyar lira demiştik. Peki o zaman öz sermaye ne kadar? Onu sarıyla yazayım, yani toplam aktifler 5 milyar lira edecek. Bu toplam varlık. Yükümlülüklerde 3 milyar lira, yani eğer muhasebecilerin ya da banka yönetiminin bilançoda yer alan varlıklar hakkında söylemiş olduklarına inanırsanız ve eğer her şeyi nakde çevirmek isterseniz, diyelim ki 5 milyar lira aktifiniz olsaydı. Bunu nakde çevirseydiniz elinizde 5 milyar lira olurdu. 3 milyar liralık kredinizi öderdiniz ve elinizde 2 milyar lira kalırdı. Bu da öz sermaye. Hatırlayalım ne kadar hisse senedimizin olduğunu. Sanırım ilk videolarda 500 milyon hisse senedimiz olduğunu söylemiştim. Yani her bir hisse senedi de bu sermayenin 500 milyonda biri kadar. Şimdi hisse senedi başına defter değeri neymiş hep birlikte bakalım. Bu da defter değeri yani 2 milyar lira bölü 500 milyon. Bu da 4 lira eder. Hatırlayalım, bu değer kısa süre önce 6 liraydı. 10 milyar lira değerinde olduğunu varsaydığımız ticari gayrimenkul kredilerinin aslında 9 milyar lira değerinde olduğunu ortaya çıkarınca buna göre düzeltme yapmıştık ve defter değerimizden 1 milyar lira kaybetmiştik. Kaybedilen bu 1 milyar lira hisse fiyatına 2 lira olarak yansıdı. Neyse. Belki bu noktada hissenin piyasa değeri yani aslında ekranda görünen hisse senedi fiyatı 1 lira olsun. Çünkü artık Bear Stearns ve Lehman Brothers'ta olanlardan sonra işler sinir bozucu hale geldi. Aynı zamanda burada şüpheli bir değerleri var, bu yüzden dikkatli olmamız lazım Eğer piyasa değerleri 1 lira ise bu varlıklar hakkında ne demiş oluyorlar? Ya da sermaye hakkında ne demiş oluyorlar? Piyasa kapitalizasyonu yani borsa değeri nedir? Borsa değeri, hisse senedi fiyatı çarpı hisse senedi adedine eşittir yani piyasa kapitalizasyonu hakkında dedikleri şudur ki bu aslında sermayenin piyasa değerine de denktir. Piyasanın sermayeye biçtiği değer diyelim. Bu 1 lira çarpı 500 milyon adet hisse. Bu da 500 milyon lira eder. Veya 0.5 milyar lira da diyebiliriz. Yani piyasa Hayır, sizin sermayeniz 2 milyar lira etmez, sadece yarım milyarlıktır, diyor. Ki bu da muhtemelen piyasanın bunun 1 milyar lira ettiğini, onun da yarısının kaldığını düşünmesindendir. Neyse, bunu şimdilik bir kenara bırakalım. Şimdi sorunun can alıcı noktasına geliyoruz. Diğer kredilerden iki tanesinin vadeleri geldi kimse kredilerinin vadesini uzatmaya veya yeni kredi açmaya yanaşmadı. Dolayısıyla bu kredileri ödeyebilmek için aktiflerin bir kısmını likide etmek zorunda kaldılar. Şimdi oyunda son perde. Burada kredi C var. Diyelim ki kredi C'nin de vadesi gelmiş olsun diyecekler ki ortalık toz duman senin aktif yapında aynen Lehman Brothers ve Bear Stearns gibi görünüyor. Kredini yenilemeyeceğiz. Burada kredi piyasalarına çıkmayı deniyorsunuz. Tahvil ihraç ederek para bulmaya çalışıyorsunuz. Aklınıza gelen her yolu deniyorsunuz kısacası. Ve size hiç kimse kredi vermek istemiyor ki zaten herkes ürkmüş durumda. Peki siz bu durumda ne yaparsınız? 3 milyar lira krediyi ödemeniz gerekecek sonuçta. Hiç kimse size 3 milyar lira vermeye de yanaşmıyor. Burada bu nakdin hepsini kullanamayacağınızı söylüyorsunuz. Ucu ucuna çalışmayı göze alsam dahi buradan en fazla 0.5 milyar lira nakit verebilirim. Ancak bu durumumu kurtarmaya yetmeyecektir ki hala ödenecek 2,5 milyar lira duruyor olacak. Yani geldiğimiz durumda yapacak bir şey yok. Mecburen bu CDO'ları satmak zorundayız. Böylece şimdi yaptığımız tüm varsayımların, modellemelerin ne kadar gerçeğe yakın olduğunu göreceğiz. Bunların değeri gerçekten 4 milyar liraymış. Piyasaya çıkıyorum ve CDO'larımı satmaya çalışıyorum. Hangi fiyattan alıcı bulursam o fiyata satacağım. Çünkü mutlaka satmam gerekiyor. Aslında bunların piyasası yok. Çünkü bunları bilançosundan çıkartmaya çalışan, satmak için uğraşan bir sürü kurum var ve almak isteyen hiç kimse yok. Yani aslında bunların piyasası bile yok. Buna rağmen diyorsunuz ki hayır ben mutlaka satmak istiyorum ve ulaşabildiğiniz tüm yatırım fonlarına, özel sermaye fonlarına bulabildiğiniz her bankaya haber veriyorsunuz. CDO'larımı kim satın almak ister? Ve bir özel sermaye fonu gelip diyor ki, bu CDO'lar artık zehirli aktif diye adlandırılan kategorideler, yine de belki bir şeyler eder. Gayrimenkul piyasası hakkında oldukça iyimser düşünüyorum aslında. Belki 10 yıl içinde işler yoluna girebilir. Sana bu CDO'lar için 1 milyar lira öderim. Temelde bir şeyin piyasa fiyatı nedir? Bir mal için piyasadaki alıcıların önerdiği en iyi fiyattır diyebiliriz. Bunun piyasa değeri budur. Çünkü yapabileceğin her şeyi yaptın, herkese ulaştın. Demek ki piyasanın bu CDO'lar için verdiği 1 milyar liradır. Bu durumda ne yaparsınız? Peki 1 milyar lirayı satmaya razı oldunuz diyelim. Bu durumunuzu kurtarmak için yeterli mi? Eğer bunu 1 milyar liraya satarsanız burada 1 milyar lira var. 1 milyar lira nakit Toplamda 2 milyar liranız var ve kredinizi ödeyemiyorsunuz üstelik iflasa doğru sürükleniyorsunuz. Bu noktada şirket yönetimi azimle direniyor. Diyorlar ki satarsam iflas edeceğim ve düşünüyorum ki bunlar ölü fiyatına satışlar. Bu gerçek fiyat değil. Bir senelik çalışmamın karşılığında 30 milyon liralık jesyonu ilk aldığımda Piyasaya gerçekten inanmıştım Ama şimdi piyasayı inkar ediyorum Diyorum ki Sadece 1 milyar lira alabilmemin tek sebebi aslında Piyasadaki herkesin korkmuş Ve sinmiş olması Diyelim ki birisi bunları Vadeye kadar elinde tutuyor olsun Vade ederken CDO'lara baz teşkil eden kredilerin geri ödemelerinin tamamlanacağı 30 yıllık süreden bahsediyorum. Vade sonunda elimde 4 milyar en kötü ihtimalle 3,5 milyar lira olacak. Tabi ne diyorum ben bu işi yapma. Aslında başka seçeneğiniz de yok. Aslında demeye çalıştığınız şey şu. Acaba birisi bana bir şekilde kredi veriyor olabilir mi? Bana Kısa vadeli kredi verin ki şu krediyi geri ödeyebileyim diyor. Peki, sana teminat olarak bunları veriyorum. Bir de kredinin teminatı nedir onu açıklayalım biraz. Sen bana kredi açıyorsun, ben de sana bunu teminat olarak veriyorum. Ben bu işi yapamam diyorsunuz ancak başka seçeneğiniz de yok. Aslında demeye çalıştığınız şey şu Acaba birisi bana bir şekilde kredi veriyor olabilir mi? Ya da bana kısa vadeli kredi verin ki şu krediyi geri ödeyebiliyor olayım. Kredinin teminatı nedir onu da biraz açıklayalım. Sen bana kredi açıyorsun, ben de sana bunu teminat olarak veriyorum. Eğer krediyi geri ödemezsem teminat sende kalıyor. FED yani Amerika'nın Merkez Bankası yapmakta olduğu şey tam olarak bu. Bilmeyenleriniz için tekrar edeyim, FED Amerika'nın temel bankacılık sistemidir. FED prensip olarak sadece sağlam bir teminat karşılığında kredi kullandırır. Yani sadece hazine bonoları karşılığında kredi kullandırır. Ve hazine bonoları gibi sağlam bir teminat için dahi bunu biraz iskontolu olarak değerlendirmeye alır. Yani diyelim ki FED'e 1 milyar liralık hazine bonosu veya devlet tahvili verirseniz bu teminat karşılığında 0.8 milyar liralık kredi kullanabilirsiniz. Ancak kredi sıkışmasının yaşandığı bu süreçte FED teminat olarak kabul edeceği varlıklara ilişkin kriterleri gitgide gevşetebilir. Geldiğimiz noktada teminat olarak kabul ettikleri varlıkları artık oldukça zehirli aktifleri de kabul edecek kadar gevşettiler. Yani burada belki kredi alabilirsiniz ama şimdilik bir kenara bırakalım bunu. Ancak karşı karşıya olduğumuz durum bu. Bir banka var ve iflasa doğru sürükleniyor veya iflasa doğru sürüklendiğini düşünüyor diyelim. Üstelik bu banka sermayesinin olduğunu da düşünüyor. Yani aslında bu zehirli aktifleri teminat olarak kabul etmenin karşılığında size kredi açmaya razı olacak Fed veya herhangi bir kurumdan bir şekilde kredi alabileceksiniz. Şimdilik bu şekilde kredi vermediklerini düşünelim. Diğer seçeneğiniz sermaye artırımına gitmek veya sermaye dar yapısının değişmesi olabilir. Kurumunuza yatırım yapmak isteyen birini bulabilirsiniz. Bu durumda kurumunuzun hisselerinden satarak bu krediyi ödeme üzerinde biraz nakit sağlayabilirsiniz. Tabi eğer birilerini kurumunuzun gelecekte çok daha değerli olacağına, bunun sadece stresli bir dönem olduğuna, ikna etmeyi başarabilirsiniz. Böylece başka bir devletin yatırım fonuna gidiyorsunuz. SVF'lerden bahsetmiştik daha önce. Ulusal varlık fonlarıydı. Bize petrol veya ucuza üretilmiş malları satarak para biriktirmiş olan başka bir devletin yatırım fonuna verdiğimiz isimdi. Gidip diyorsunuz ki biz Goldman Sachs firmasıyız veya Lehman Sachs biz bankacılık endüstrisinin temel taşlarından olan önde gelen bir markayız. Amerikan kapitalizminin bu önemli simgesinin bir kısmına ortak olmak istemez miydiniz? Ve diyorlar ki, tabii ki yatırım yapmakla ilgileniyoruz. Piyasa fiyatı 1 lira, burada piyasadaki gerginliğin de etkisi var. Dolayısıyla size hisse başına 1,5 lira önerebiliriz. Satın alıcıyı size ne kadar lazım? 2 milyar hisseyi hisse başına 1,5 lira fiyatla alırız. Peki bu durumda ne olacak? Diyelim ki bu devlet yatırım fonu bu da SVF 2 milyar hisseyi 1,5 lira fiyattan satın alacaklar. Peki bilanço şimdi nasıl görünüyor? 2 milyar hisse başına 1,5 liradan bu da eder 3 milyar. Şimdi elinizde 3 milyar lira daha nakit var. Böylece burası 4 milyar lira etti. Hayatta karşılıksız hiçbir şey yoktur. Ne oldu bu durumda peki? Borçlarımız yükseldi mi? Hayır, borçlarımız yükselmedi. Bize kredi de vermediler. Bize sadece yatırım yaptılar. Şirketin hisse senetlerini satın aldılar. Yani 2 milyar hisse senedi satın aldılar. Peki bunu nasıl muhasebeleştireceğiz? 500 milyon adet hisse senedimiz vardı. Şirket şimdi 2 milyar adet hisse senedi daha ihraç ediyor. Yani şirketin artık 2,5 milyar adet hisse senedi var. Burada çok enteresan bir nokta var. Hisselerin defter değeri nedir? Toplam aktiflerimiz ne kadar oldu? 4 milyar lira artı 4 milyar lira toplam 8 milyar liralık aktif. Ama yükümlülüklerimiz hala 3 milyar lira. Bu yatırımdan sonra hisse senedimizin değeri veya buna defter değeri de diyebilirsiniz artık 5 milyar lira. 8 milyar lira eksi 3 milyar lira şimdi hisse senetlerimizin defter değeri ne oldu? 5 milyar lira bölü 2,5 milyar adet hisse başına 2 lira ediyor. Hisse başına 2 lira. Bu oldukça enteresan. Bu 2 liralık değer eski defter değerimizle bu yabancı devlet yatırım fonunun ödediği 1,5 liranın arasında bir yerdeyiz. Zannedersem zamanımızı çoktan aştık. Bu konuya bir sonraki videoda devam edelim.